Ne oluyor? Herkese yeni bir video ile tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çünkü videoyu açacaktım bugün. Market alışverişini videoya açacağım ya. Aa, bismillah. İşten geldim. Tamam ama arabaya ben vurdum. De dedim ki videoyu burada açayım marketin kapısında. Çünkü güvenlikler ondan sonra durduruyor. Bilmiyorum. Şimdi olayı anlatacağım. Bugün Elon'un nasıl denir ki? İş töreni, iş açılışı, iş kutlaması. Neyse çok büyük özetle biz her zamanki gibi ailemizin iş kutlaması yemeğine gidiyoruz. Özel günlerimizde evet. Olduğu gibi yemeğe gideceğiz. Oradan da dev market alışverişine gideceğiz. Dev. O yüzden ben de şimdi gerçekten dev evde yumurta... Neyse bunları o an anlatırım. Hiçbir şey yok. Bayağı dev bir market alışverişine gideceğiz. Ama dedim ki şimdi açayım. Şimdi de Elo ile bir yemeğe gidiyoruz. Onun böyle iş yemeği, tebrik yemeği, kutlama yemeği gibi bir şey artık her ne dersek. Öyle yemeğe gidiyoruz. Az önce evden çıktık. Bakın 1 dakika 10 saniye olmuş. Hemen gösteriyorum. Geldik. Bu kadar kısaydı. Bir anda yağmur başladı. Evet, balık yemeye geldik. Girelim. Şimdi utanırım herkesin içinde çekmeye. Ben size masada açacağım tekrar. Yemeğimizi yedik. Eve girip eşortmanlarımı giyecektim ama vazgeçtim. Şimdi direkt markete gidiyorum. Ve videonun başlığını dev market alışverişi koyacağım. Beni korkutmaya başladın. Gerçekten dev. Evde filtre kağıdı bile yok. Filtre kahve bile demleyemedim. Bak o kadar. Evet sabah yumurta bir sen bir tane yaptın. Yarım yedim düşün. Yağmur yağıyordu. Şimdi bir anda güneş açtı. Yeni işini kutladık Elvan'a. Tamam. An itibariyle cümlelerimizi değiştiriyoruz. Çünkü geldik. Ay. Haydi girelim. Güvenliklerden kaçarak gireceğiz tamam mı? Bir çekim yapmak yasak. Ama ben gizlice çekeceğim. Sadece manav reyonunu çekemeyeceğim. Çünkü orada güvenlik bekliyor. Bana diyecek ki sonra çekim yapmak yasak. Öyle deyince çekemeyeceğim. Haydi girelim. O kadar tokum ki hiçbir şey almak istemiyorum. Evde her şey var. Maske lazım mı içeride? Tabii ki de ben maskesiz girmem. Böyle hapşursan meyvelerin üstüne. Kötü. Hey dur dur. Hadi gidelim. Gidelim. Bu kadar şımarık. Kapatalım dur gizli. Çantama mı gizli? Ben bayağı elimde gidiyorum böyle. Hayır suçma ama ben. Yasak yasak yasak. Çantana delik açalım bence oradan çeksin. Araba almadın. Arabalar çok zamanlı. Çok iğrenç de esprin. Bana niye maske almadın? Çok fena. Salatalık azalıyor çünkü çok yumuşak. Ehlem çok belli oluyor. Belli ol kapat kapat. Dur da kapat şimdi kızacak adam. Nerede bakalım? Muz yerli. Muz. Bunlardan galiba. Allah. Böyle bak şimdi kılacak iş çekmeyeceğim. Bir kanıda. Bizi bir kamera gördünüz mü? Sen bunları hayatta yemezsin. Çok yumuşak. Hadi gel. Yoğurt. Görevi de gibisin. Çünkü şey ya. Özel göreve bak. Şey alalım mı? Hayır o kameranın gizliliğini koy tamam mı resmen? İlk defa böyle bir şey deneyelim mi? Laktozsuz süt köpeği. Deneyelim. Yarım yağlıymış. Bak neler yapıyorsun ya. Şu ara sokaklara gireceğiz. Azıcık da onları alacağım. Labne falan alayım mı yeriz? Laktozsuz labne alıyorum. Niye her şey onu alıyoruz? Bilmiyorum ki bu aralar laktozsuz. Neyse peynirimiz biraz daha var. Bir peynir çok severim. Şunu şey için aldım. Kek, pasta, börek falan yaparım. Taşınma var ya. Yumurta. Çok güzel açılış. Ler çaldı. Var mı? Bunları hızlandırılmış koyabiliriz. Ama çok dikkat çekiyoruz. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bir bakar mısın? Kaçak benim çekme. Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Sinirlenme. Süt alalım. Tam Barış alalım. Gelsene nereye gidiyorsun? Gel. Yasaklı yere gidiyor bak çok bir şey diyeceğim. Gelemiyorum da oraya. Bağırayım mı? Bu kız çekim yok ya. Benim için de bağırayım mı? Hayır. Hindi fümü aldık. Bir alana bir bedava vardı. O yüzden 4 paket aldık. Süt alacağız. Fiyatları çekme fiyatları. 2
ki. Herkes biliyor ki zaten her şeyin çok pahalı. Tamam, ne olacak? Gel ara sokaklara girelim, daha rahat ederiz. Sıvıya bakın, kilosuna bak. Buradan filtre kağıdı. Bence alışverişimiz bitti. Türk kahvesi. O yedek. O mu? Aynen o. Sen de alayım mı? Yok, yeter. Yeşil çay alacağız ama bergamotlu. Biliyorum. Yok. Var aşağıda mı? Aa, var var var, şurada. İki paket al ama. En sevdiğim şey bunu böyle fırlatmaktır. Bunu muz poğaça falan yaparım. Bence alayım. Taşınma var. Taşınma var diyelim. Taşınma var. Şey, doyuracağız bilim. Buralardan damla çikolata alalım. Taşınma var. Taşınma var diye. Taşınma var. Ben o yüzden alıyorum. Şu kemik sularından acaba var. Taşınma var, alalım mı? Taşınma var. Tuzumuz var. Hadi gel şimdi şu ortaya giderken gizleyeceğim. Şöyle. İçecek alır mıyız? Taşınmayla içeceğin ne alakası? Ve sodamız var, Red Bull var. Ice Cola falan yok istiyor. Cola bence alalım, bu hatta zero. Bir sablı kağıt aldık değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir Migros'ta bu kadar çalışan yoktur. Her taraf çalışan, çok güzel bir işletme. Finish alalım. Ama her şey de çok indirimde. Nesin sen be? Finish reklamı mısın? Hocam sağım sağım her taraf şey. Çalışan yani. Olsun tabii ki de çalışan olsun da bayağı var yani. Tuvalet kağıdımız var. Aa şey, mutfak bezimiz yok. Mutfak bezinin üzerinde keşke mutfak bezi ya. Şeycan, bu çok gergin bir görev. Ne o? Çok gerildim. Beni yakalayıp, atacak. Ama sen çok belli ediyorsun. Şu an tipini görmen lazım. Tipot gibi duruyor. Az önceki duruşun demen lazım. Böyle kitlenmiş duruyor. Dur tamam, hadi mutfak bezini benim elimde seçelim. Okuyabiliyor musun mutfak bezi? Şunlardan alalım. Temizlik bezi lazım oluyor. Ama aradığım o değil ki. Mikrofiber. Fibia. Şunu alalım. Ne olmuş? Hiç yazıyor. Aa evet. Onu. Ay bu hiç sevmediğim. Onu hiç sevmem. Yumuşak olması lazım. Cam bezi. Ne acaba? Al dene, ne olacak? Bir bunu alalım. O bez 26. Evet aşkım, sen benim atletle yapamaz mıydın? Aşkım, senin atletle mutfakta temizlik yapmam herhalde. Senin atletin mi var? Ben yapardım. Cam silerdi atletini. Ya ben bunları hiç sevmiyorum. Elimi çok acıtıyorlar. Mutfakta da bezimiz yok ama. Ben temizlik bezi. Şunu bakın onu. Bakalım. Resmen gömlekle alışveriş yapıyorum şu an. Evet çok şıksın ama. Şu resmiyetimle. Çok şıksın. Aha boş. Domestosumuz yok ama üçlü beşli satılan varsa olur. Bir banyolara alacağım. Elo şu yeşilden iki tane alalım. Hatta bir tane daha ihtiyacımız var. Daha devam edelim. Görevi ben alıyorum. Yani deterjan alalım. Kırış alalım bir de. Ne oldu? Yer kalmadı. Çok bedava, çok yer var. Gerek yok. Kireç sökücü falan hepsi var. Tamam, şimdi sakla. Bundan görebilir, şöyle çekin. Bir şey söyleyeceğim. Ha? O güvenlik affetmez. Affetmez bu arada. Kameraya el koyabilir. Saçmalama ya. Bone alayım mı? Evde boneyle yemek yapayım. Bunun en gizli göreviydi. Orada gizli biri var. Şey, şampuanım da yok. Bu kadar bittik yani. Bir gün daha yıkanamaz. Benim de yok. Hangisinden alayım? Senin var, yukarıda vardı. Bir tane de al yedik. Ya ben bunları kullanmıyorum ama mecbur bunlardan alacağız. Şimdi üst katı alalım, ikisi bir arada. Hangisinden istiyorsun? Benimkisi de mi? Bu mu mentor? Evet o. Tamam, burada bir şeyimiz yok. Güzel renklerin hepsi ekstra yumuşak. Aha. Oh, tamam. Benim deodorantım yok. Senin var mı? Benim bir tane daha al bana. Azaldı. Nerede? Sabunumuz daha var. Hadi gel. Bizim online çok bayağıdır, biliyor musun?
Belki yaz sezonu gelince çıkar. Hayır, dondurmalar yazın biraz daha fazla çıkıyor ya. Bitti. Bence çok bir şey almadık gibi ama parça parça çok şey var gibi. Yoruldu. Hemen. Hiçbir şey yok, masada hiçbir şey yok. Sebze meyve hiç yok ama onları da pazardan alacağım yani. Evet. Çünkü bak ne çıkmış. Bunu ben de yeni gördüm. Aa, çilekli. Çok güzel dondurmalar çıkmış ya. Gitmek isterdim. Parmağımı kırıyordum. Gördün mü? Nasıl? Şu taşır sandım. Buraya astım. Şu ters döndü. Aha, dikkat et. Ya, evin tamamın alışverişini yapardık önceden. Maksimum 800 lira derlerdi. Şimdi maksimum değil. Sebze meyve falan yok. Bu eve taşındığımızda değil mi? Evet. Yani evde... 3000 lira ne ödemiştik? Hiçbir şey yoktu. Hayır, 3500 lira ödemiştik. Hayır. Ama yani, tamamen boş ev düşünün yani. Hiçbir şey yoktu evde. Ama sen bunu nasıl taşıdın? Bu gidiyor. Benim çantam altta kaldı mı? Telefonumun kırılmış olma ihtimali. Yok yok, o kadar kalmadı. Yardım ediyorum değil mi? Evet. Ama şeyi tutuyorum, arabayı. Kamerayı çekerek. Ay, yorulduk. Gerçekten yoruldum. Saçma sapan ya. Bence bir daha bu kadar biriktirmeyelim. Az az alalım. Böyle şey almak beni yoruyor. 50 tane poşet taşımak. Vallahi arabaların yoruldum. Zaten tekerleri bozuk. Hayatımda hiç bu kadar çok Migros çalışanını bir arada görmemiştim. Bunu kullanma bu arada. Ne? Sinirimi bozuyor. Çıkar. Sokmaya çalışıyor mu? Girmiyor. Ben öyle bir yere çekmiş ki. Beni sıkıştırmışlar. Ay çok zor, güvenliklerden kaça kaça, oradan kaç, buradan kaç. Eve gideceğim var ya, bir sürü eksik çıkacak. Neyse, yarın ben tamamlarım. Kamera. Yoruldum. Çok yoruldum. Kutlama yemeğimiz güzel geçti. Çok güzel kutladık. Bayağı harika kutladık. Kurabiye falan yapacağım taşınma zamanı Damla ablalara. Taşınma var. Börek yap. Aa, böreklik peynir almadım. Zaten yufkayı buradan almayacaktım. Yufkayı almadım. Beni şey de çok yoruyor. Meyve sebze almak. Bugün onu almadığımız için de çok hızlı ilerledik. Çok yoruldum. Eve gidelim. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Burada videoyu kapatıyoruz. Hayır, videoyu kapatmıyoruz. Bir dakika bir dakika durun. Videoyu kapatmıyoruz. Eve gidelim hemen. Kapatıyoruz ya. Kapatıyoruz ya. En sevmediğim şey bunları yerleştirmek. Ellerimizi yıkayalım. Bakın bugün ne yaptım. Sırılsıklam kek. Gerçekten sırılsıklam ama. Her tarafı ıslak. Burada biraz dursun. Şimdi şunun iyi yanını göreceksiniz. Ben böyle her şeyi buzdolabı, banyo diye ayırıyorum ya. Şu poşet direkt buzdolabının içine girecekler. O yüzden hepsini buradan direkt rahat rahat buzdolabı. Hadi gel. Nereden nereye bir anda böyle bir açılış beklemiyordunuz bence. Ama hemen dün olanı söylüyorum. Sen de duyacaksın neden şu an kamerayı açtığımı. Dün biz marketten geldikten sonra neydi? Tam bir şey yaparken, marketi yerleştirirken kameranın şarjı bitti. Sonra ben bugün yanıma kamerayı aldım. Dedim ki çekerim, piknik falan yapacaktık. Sonra biz piknik yapmadık. Dedik ki hiç uğraşmayalım, dışarıda kahve içelim. Sonra ben kamerayı açmadım. Fix bir gündü diye böyle spora gittim. Hatta pazara falan gittim, sebzeleri aldım. Sonra da eve geldim, yemek hazırladım. Bugün böyle değişik yemekler denedim. Sarımsakla ekmek denedim. O yüzden onu gösterdim. Şimdi de Elo ile yemek yiyeceğiz. O yüzden böyle ortamı bir olayı bir bağlayayım dedim. Aslında bugün taşınma vardı. Taşınma da iptal olunca benim videom böyle market alışverişi olarak kaldı. Neyse.
Çorba zaten dündendi. Böyle tavuk yaptım. Bunu da Instagram'da görmüştüm. Biri yapmış, çok canım çekti. Yanına pilav yaptım ve yanına sarımsaklı ekmek yaptım. Hadi gel. Elvan'ı göstermiyorum çünkü bana garip garip bakıyor. Kapat şunu der gibi. Neyse. Gel yemek yiyelim. Sarımsaklı ekmek güzel olursa bir günde videoda yaparız. Yemek yiyelim. Bakın siz yokken buralarda neler oldu. Evet, saatlerimiz şu an 11'e çeyrek var ve ben dolaba poğaça yaptım, koydum. Daha doğrusu sadece hamurunu yoğurdum. Yarın sabah pişirmesini bıraktım. Havuçlu pasta yapacağım. Onun kekini yaptım. Şimdi kremasını yapacağım. Ve soğumasını bekleyip öyle birleştireceğim. Çok yoruldum. Şimdi niye bunları yaptın derseniz, yarın taşınma var. Taşınmaya da yani elimden bir şey gelmiyor. Ben de dedim ki bunları falan götüreyim. Orada işte yerleştirirken atıştırırız, iyi olur. Pek pişti herhalde. Şöyle kürdan bulamadım. Şununla kontrol edeceğim. Asla sevmem ama hani şey var ya, Starbucks'ın havuçlu keki. Açıyorum ya. Ondan yapayım dedim. Çünkü bizim aile çok seviyor havuçlu keki. Of, pamuk gibi. İçi temiz çıktı bence. İyi, bir 7 dakika daha dursun. Bence temiz çıktı. Ne kadar yamuk şu an. Temiz çıktı ama yine de korkuyorum. Fırınım çok yavaş pişiriyor. Bunların hiçbirini Instagram'a da atmıyorum. Şimdi yarın Damla abla görmesin diye. Neyse. Poğaça yaptım. Poğaçanın hamurunu yaptım böyle mayalı. İçine işte sıvı yağ, tereyağı falan koydum. Çok güzel oluyor. Ben o hamurla hamburger ekmeği yapıyorum, sakallı yapıyorum. Yarın sabah da poğaçaya dönüşecekler. Ve havuçlu keki de onlar çok seviyor. Ben hiç yani sevmiyorum. Sevdiğim bir şey değil, tadını dahi bilmiyorum. Ama onlar çok sevdiği için onlara yaptım. Pasta gibi yapacağım. Keki ortadan ikiye böldükten sonra krema süreceğim arasına. Bakalım, inşallah güzel olur. Güzel şeyler yaptım. Kekin son halini paylaşırım. Evet. Bu gece büyük ihtimalle süsleyemem. Çünkü saat zaten 11. O kekin böyle bir 3-4 saat soğuması gerekiyor. Ama yarın sabah böyle iki arada bir de arada hemen poğaçalar pişerken bence süsleyebilirim. Yaparız. Öyle. Bunları da bir göstereyim dedim. Şöyle siz mesela anında yarını göreceksiniz. Keşke hemen şöyle ben de yapsam, hemen yarın gelse. Neyse, keki çıkaralım bence fırından. Daha fazla zorlamayalım onu. Evet, saat 12. Ben kek kaplıyorum. Üstü de burada. Saat 12.30, pastama bak. Bu çok güzel görünüyor. Sonra bunu açacağız, böyle yiyeceğiz. Gayet güzel görünüyor bence. Güzel olmuş değil mi? Eline sağlık. Bence bu video için benden bu kadar. Bence bitirebiliriz artık yani. Mutfağı falan bir toplayayım, bayağı kötü halde. Bulaşıklar var yıkanacak. Sabah da poğaçaları pişireceğim. Ondan sonra bakarız artık. Yeni videolar çekerim. Evin bitmiş halini belki başka bir videoda çekerim. Bence çekerim ya. Neyse, güzeldi. Güzel bir market alışveriş videosuydu. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bence yeni ev turu videosu da gelir. O yüzden takipte kalın. Görüşürüz. İyi geceler.